Efendim sorular bunlar. 15 dakika süremiz başladı. İki de şahane konuğum geldi. Tasarımcı Raşit Bazıbağlı bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Doktor Hicran Tülce, psikolog yazar. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkürler. Raşit Bazıbağlı, o da bizi yönetiyor mu? Evet, son senelerde yönetiyor bence. Ama biz farkında değiliz aslında bunun pek aslında. Ama tabii ki yönetiyor yani ister istemez. Çünkü bir düzen var. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle. Mecbur olduğunuz bir durum yok, evet. Da yani kim, herkes istediği gibi giyilebilir ama ben de bu düzenin parçası olan bir insanım. Ben senelerce moda programı yaptım. Orada insanlara nasıl giymeleri gerektiğine dair dayatımda bulunmuş bir insanım yani. Bunu bir nevi kendim yaptım. Ama şu an dönüp baktığım zaman hayır diyorum, evet tabii ki insanlar kendilerinin içerisinde mutlu hissetmeleri gereken şeyleri giymeliler. Moda olan şeyleri giymeliler ama trend kurbanı da olmamalılar. Hani bunu yapma, bunu maalesef çok insan yapıyor. Biraz da hatta işte Met Gala'dan da görüntüler gösterdiğiniz zaman oradan, evet, çok güzel bir örnek var aslında. Biraz da ona değinmek istiyorum. Birazdan konumuz geldi çünkü az çok bana sorular önceden gönderdiğinizi biliyorum. Met Gala konuşacağımızı söyledik. O da benim geldi bile. Konu. Hadi yeri geldi, konuşalım. Şimdi aynen, yavaş yavaş bakalım. Bakalım burada Met Gala daha Met yeni Gala gerçekleşti. Aynen. Enteresan tasarımlar var tabii burada. Bu arada Met Gala'nın her yıl bir şeyi oluyor ya. Bu defa Met Gala'nın teması ve kuralı zamanın bahçesi olmuş. Aynen öyle. Burada da şimdi bazı tasarımlar herkes işte konsepte göre giyiyor, görüyoruz. Aynen, bakalım. Aynen. Burada tabii ki ya şöyle bir şey vardı esas. Bu sene en çok konuşulan olay şuydu. Yani dünyada işte Gazze'de bir savaş var. Tam işte burada yanı başımızda. Brezilya'da her taraf işte su basmış, insanlar evsiz kalmış, su bile bulamıyorlar, felaket vaziyetteler. Yani bu kadar şey olurken esasında eskiden bu tip arenalarda insanlar böyle bir protesto yapmak için, atıyorum bir siyah kurdele bile olsa bir şey mesela takıp en azından biz yanınızdayız mesajı veriyorlardı esasında eskiden insan. Ama burada Met Gala'da bu sene hiç kimse de hiçbir şey görmedim. Herkes her şeyi ignore etmiş durumda, yani yokmuş gibi. Tamamen onların hayatı, aslında dünyada modanın geldiği nokta bu. Hiç kimse hiçbir şeyin umurunda değil. Herkes kendi hayatını yaşıyor, nasıl göründüğüyle herkes. Yani Cardi B mesela şu muhteşem tasarımı giydi. Hı-hı. Tasarımcının adını bile bilmiyor. Adını bile bilmiyor, sorular kimden giyiniyorsunuz diye. Aslında bir tasarımcı dedi geçti. Oo. Yani düşünebiliyorsunuz bana öyle bir şey yapacak. Ben Cardi B'nin fotoğrafını paylaşırım. Yüzünü de bir tane emoji ile kapatırım. Ben de öyle protesto ederim. Bu kim acaba diye. Evet. Hayır, ben de öyle koyarım. Evet, bakalım evet, kim daha fazla konuşuluyor, evet, evet, öyle yaptığı için. Doja hani, Cat'in en son modacısını. Peki neden? Aynen. Geçmişte bunları yaparken işte dediğiniz gibi bir şey takıp bir mesaj verirken bugün neden bu kadar görmezden geliniyor olan bitenler acaba? Artık o kadar beklemişsiniz, bir tane çıkmamış gerçekten. Tabii hiç bir tane, evet, yoktu. Bir tek şey benim enteresanıma gitti. Siz de söylediniz zaten. Doja Cat'in giydiği bir elbise var. Bu ıslak bir elbise giydi. Evet. O esas elbise anlamı şu. 1800'lü yıllarda insanlar kumaş falan bulamadıkları için müslin kumaşına elbiseler giyiyorlardı. Ama dışarıda kadınlar çok ince bir kumaş ya. Yağmurda kalıyorlar kadınlar falan, böyle işte giyiniyorlar. Islanıyorlar. Hı. Bütün vücut hatları ortaya çıkıyor falan kadın. Birçok kadın ona hasta oluyor. Hastalıktan ölüyor bu. Sadece üzerine, hı, kumaş bulup giyemediği için. Doja Cat de biraz ona esasında protesto. Yani esasında şekilciliği vurgulayan. Aslında, hı, kadınların işte hani şey olduğunda tamamen belki de cinsel şeyi mesela dürtüyü artıran şeylerdi. Söyle kadınların isminin ön plana çıkması vesaire gibi falan. Ve, hı, tamamen işte modanın dayatımından dolayı olan bir asıl protestoydu. Ama o tamamen modanın kendisine, trendlerin, hı, kendisine yaptığı bir duruştu. Ama onun dışında yani ödül törenine katılmayan işte birkaç isim işte Cisel katılmadı. İşte Brezilya'daki durumdan dolayı işte Bella Hadid mesela katılmadı falan gibi. Bunlar duruşunu gösteren insanlardı ama herkes bir korkar oldu duruşunu göstermeye nedense. Ne yazık ki böyle. Peki buradan devam ederiz ama bu şimdi Raşit Bazıbağlı'nın söylediği gibi aslında bir tüketim çılgınlığı durumu var. Ben de zamanında bunu çok yaptım. İşin de bir parçasıydım. Şimdi başka bir yerden bakıyorum diyor. Burada bugün geldiğimiz noktada acaba modanın bu kadar baskılaması insanları ve bunu yapacaksın, bunu giyeceksin, bunu takacaksın tavrı
Biraz da herhalde sosyal medya ile bağlantılı. Sosyal medya ile çok bağlantılı ama moda siz daha iyi bilirsiniz. 17. 18. yüzyıl Avrupa'sında da çok önemli bir kavram. Yani hatta o dönemlerde dergiler böyle aylık değil 10 günde bir basılıyormuş ve bu dergi örneğin Fransa'dan Almanya'ya gidene kadar o kıyafetleri modası geçiyormuş mesela. Ama günümüzde tabii ki sosyal medyada bir bombardımana tutuluyoruz hem kıyafet moda açısından. Ama Z kuşağı burada farklı davranıyor bence. Çok daha sade ve minimalist giyiniyorlar. Yani bence biraz daha böyle değiştirecekler gibi görünüyor. İşte tek renk bir tişört, yüksek bel bir kot. Evet. Böyle çok sade ve zarif bir şekilde. Ve birbirleriyle kıyaslama olasılıkları da kalmıyor. Hani kim daha güzel giyinmiş, kim daha dikkat çekiyor gibi. Bir kıyaslama da ortadan kalkıyor bence. Enteresan bir tespit. Katılıyor musunuz? Hayır, Z kuşağının yani, günlük hayatta yani. Ya vardır böyle bu aka giyinen kızlar da ben pek buna katılmıyorum. Ben şuna dolayı katılmıyorum. Ben ciddi bir yarış olduğunu düşünüyorum gençler arasında. Özellikle daha fazla öne çıkmak için böyle hani çünkü şöyle bir şey. Sosyal medyada kimse kazancını, sosyal şansını, yaşadığı evi, kullandığı arabayı kimse göstermiyor ve üzüntüsünü. Herkes şahane bir şey hani gösteriyor. Yani hani yanlış anlamasın beni kimse. Çok alt gelir bayrinin kızı bununla gurur duyuyor. Benim ailem çalışıyor. Biz işte dişimize tırnağımıza çalışıp değil de çok zengin bayrinin kızıymış gibi kendini göstermeye çalışıyor. Herkes değil böyle. Ama hani herkes olduğu yeri biraz bilmiyor gibi geliyor bana sanki. Evet tabii orada bir aslında hep bir gösterilme, bir şov durumu aynen. Var ya herkes güzel, zengin, çok yakışıklı, mutlu. Çok hassas bir konuya belki değindi ama yani hani o bence modayı o etkiliyor diye düşünüyorum. Doğru. Peki bu geri dönüşüm ve ikinci el kıyafetler işini sorayım. Hiç denedin mi? Denedim tabii. Yurt nasıl dışında daha çok kovalıyorum. Gidiyorum, seviyorum ama çok şey yani... Çok fazla mesela dükkanlarda çok her şey üst üste falan yani benim o kadar böyle modaya ya da alışverişe o kadar sabrım yok mesela. O yüzden hani internetten ben internetten yapıyor musun alışveriş? İnternetten alışveriş yapıyorum maalesef. Aa hep mi? Evet ya genelde öyle. Hı. Çünkü mağazaya gidip bir şey denemek ya ben genelde ne almak istediğini bilen bir tüketiciyimdir. Bir şeyi beğenirim ve hani onu alırım. Bir şey arayarak girersin ve oradaki diğer şeyler bunu da al bunu da aldıysan bunu da beğenirsin. Bak filan onlara yok, hiç gelmiyor musun? Yok ben onlara gelmem çünkü hep ne istediğimi bilirim alırken. Vintage shoplar da çok fazla kalabalık ve çok fazla ürün var içeride. Yani benim oradan bir şey seçmem için askı kıyafet beni darlayan biraz bir konudur. Biraz sabrım yok ona. Evet böyle ama işte atış point olursa çok güzel evet. Olur. Ne tadından yenmez. Peki hızlı moda, yavaş moda diye bazı kavramlar duyuyorum. Nedir bunlar? Hızlı moda, yavaş moda var. Bir de şu an sessiz moda var. Peki. Hemen üstü. Evet. Hangisinden baş? Sessiz moda mı? Yani sessiz şu anda bütün akım şu an sessiz moda. Şu an sessiz moda. Ne yapıyor? O da şu. Yani çok fazla insanlar logodur, çok fazla gösteriş şeyler giyiş hanımefendinin söylediği gibi. Bunun tam dışında bunları tamamen tezat, tamamen bunlardan bıkan bir kitle var dünyada. Diyorlar ki biz bir tane ürünü alalım, birkaç tane çok kaliteli olsun, en kalitelisi olsun. Ben onu 5 sene giyeyim. Yani ben bu hani çok fazla yani logosu hangi marka ait olduğu belli olmasın ama şık olsun üstünde çok güzel dursun deyip bir duruşu var. Bu arada çok büyük marka çok büyük maliyetlerle de bu kıyafetler tabii üretiliyor. Hı-hı. Çok daha işte makul rakamları da bunları alabiliyorsun ama kimseli yarış halinde olmadan bir sessiz moda akımı da şu anda var ama tabii tam tersini de uygulayan insanlar var tabii. Evet. Bir de sanki böyle dünyanın ultra zenginleri çok da işte bir tişört bir pantolon gezip çıkıyor gibi sanki kamuoyu karşısına. Hı-hı. Yani bu Silikon Vadisi'nin liderleri öyle, vesaire. Evet. Böyle bir IT, işte Max Zuckerberg'ler, Tim Cook'lar falan. Bu da bir tasarım mı sence? Değil bence çok çalışan adam, vakti olmayan adam öyle şeylere vakti yok bana kalırsa. Hı. Ya bence işin özü bu yani. Adam ya bulamıyor vakit. Nasıl ama giyinsin ki? Ama stil danışmanı da tutabilir. Ama ona harcayacak vakti yok ki. Bence vakitsizlik değil. İgnore ediyor bence. Çok umurunda değil. Ya ben neler yaptım o bir diyor. Duruş olabilir. Kıyafetin ama yani hani mi önemli ben, diyor. Ben böyle düşünüyorum. Acaba böyle bir imaj mı yaratılmak isteniyor? Yani mesela Acun Türkiye'deki en güzel örneği. Adam bir tek siyah tişört giyiyor. Doğru. Şort giyiyor. Türkiye'deki en iyi örneği. Acun Bey dünyanın en iyi markalarını giyebilecek bir İş adamı yani adam bir vizyoner ama adamın yani vakti yok yani belki de yani ben ya da uğraşmak istemiyorum biraz da bu içten gelen bir şey yani hani. Evet. Hani bilmiyorum yani ben öyle düşünüyorum. Peki tasarım yaparken özellikle düşündüklerini sanmıyorum yani.
Tasarım yaparken nelerden ilham alırsınız? Doğanın kendisinden tabii ki en fazla ilham aldığım şey. Kadınlarda mesela en son koleksiyonum Brezilya'da yaptığım seyahatten ilham aldım. Rio benim için dünyanın en güzel şehri. Yani doğanın içerisinde inanılmaz bir şehir yaratmış insanlar, muhteşem. Ve son koleksiyonumda da onunla ilham aldım. Pazartesi biz de bu programın başında şehirler insanı nasıl etkiler diye konuşmuştuk. İşte demek ki bir sanatçıyı, bir tasarımcıyı doğrudan etkileyebiliyor. Yani tabii yeni ki bir şehri gördüğünüzde ya da biraz orada yaşayıp dokusunu tattığınızda, tabii işte ki rüzgarını hissettiğinizde, aynen, bitkisini gördüğünüzde, aynen, size bambaşka ilhamlar ve tasarımlar olarak çıkıyor. Tabii bunlar ki gerçekten şahane bir şey. Sanatçı kişi ancak işte bunu biraz yapabiliyor. Yazarsa da şehirle bağ kurabiliyor. Ressamsa da, modacıysa da, tasarımcıysa da ne güzel kurabiliyor. Peki bu lüks giyinme ihtiyacı ve buna olan heves işte ya da tam tersine olan davranışlar küçük yaşlarda mı belirir yoksa işte sosyal öğrenmeyle mi daha çok sonra gelişir? Biraz kişilik, ailenin ne kadar katkısı vardır? Tabii ki ailenizin iyi giyinmeye çok önem verdiğini eğer öğrendiyseniz siz de yetişkin hayatınızda buna daha çok önem verebilirsiniz. Ya da aileniz çok rahat giyinmeyi ön planda tuttuysa bunu daha çok bir alışkanlık olarak benimseyebilirsiniz. Ama mesela giyim tarzında narsistlerin fiziksel imzası diye bir kavram var. Yani bir narsist saçı, beden dili, kıyafetleriyle fiziksel bir imza yaratıyor. Yani beden duruşu da dahil olmak üzere biraz kişilik yapısıyla da bağlantılı. Daha sade giyinenler için çevreciyse mesela doğayı seviyorsa ve hı hı korumak istiyorsa daha sade, zarif, çevreci bir giyim tarzına yönelebiliyor. Kişilik tarzı ve yaşam felsefesi çok önemli bence. Sadece çocuklukta öğrendiklerimiz değil tabii. Evet doğru. Bu aslında işte az önce konuştuğumuz kavramların içinde herhalde sürdürülebilir moda da var. Hı, ve ki burada da biraz daha insanlar işte daha öyle bir dolabım olsun ki onu birçok karışım yaparak birçok kombinle aynen uzun süre boyunca kullanabileyimi aynen düşünüyor herhalde değil tabii mi? Tabii ki tabii ki. Yani işte az önce bahsettiğiniz hızlı moda bunların hepsi tabii ki bunların sonucunda olan şeyler. Çünkü nereye kadar yani? Ben de sürekli ürün çıkıyorum. Her sezon koleksiyon çıkarıyorum. Yapmam gerektiği için yapıyorum. Evet, bu da işin. Ama inanın bana ben de artık çok az, çok fazla yani kullanabileceğim şeyleri alıyorum. Koleksiyonlarımı tasarlarken de ona önem gösteriyorum. Yani aldığı zaman bir kadın kıyafetimi ya da ileride bir erkek koleksiyonu yaparsam. Gerçi cinsiyet kalmadı pek artık bence kıyafetlerin ama uzun yıllar kullanabilsinler. Peki, Met Gala'yı izledik ya az önce. Evet. Met Gala'ya bir tasarım yapsaydın nasıl bir şey yapardın? Ya, o seneki temaya bağlı. Evet. Tabii ki. Ya mesela yani burada daha böyle botanik bir aynen zamansız bahçeler olduğu için. Her sene değişiyor. Için, evet, her sene değiştiği evet için hani tabii ki çok isterim. İlk giden Türk olmayı da çok isterim yani evet tasarımcı olarak tabii ki. Tasarımcı olarak ilk giden Türk umarım olursun. İnşallah. Peki Türkiye'den bir popüler bir isim orada kırmızı halıda yürüyecek olsaydı bu kim olabilirdi sence? Ha bu çok şey. En iyi kim olabilirdi? Yani hepsi çok iyi. Mesela ben şu anda Kana hazırlıyorum mesela. Özgü Özacar'ı hazırlıyorum şu anda Kana. Beni çok heyecanlandıran bir şey. Defalarca Kana kıyafet yapsam da her sene farklı bir isim gittiği zaman çok heyecan. Kim olsa çok heyecanlanırım. Yani burada isim ayırt edemem gerçekten. Ben diye başka bir tür tasarımcı gelse onlara da çok gurur duyarım.